eski Tibet kişilik testini yapacağız beraber. Kariyeri ve çalışma hayatını simgeliyor. No! Kendimi bu kadar beğeniyor muyum ya? Kişiymiş. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar, yani bu sesin sahibini yazmıştım. Aa, çok sevindim şu anda. Evet, bazı yerlerde dedim ki aa bu ben miyim? Bazı yerlerde dedim ki bu kesinlikle benim. İlk bölümünden hepinize merhaba. Dinleyenler merhaba. Hatırlayacaktır. İki bölüm önce Japonların ünlü ve eğlenceli karakter testi Kokoloji'yi yapmıştık. Evet, ben hatırlıyorum. Burada beraber. Bu bölümde Evet. ise Kokoloji'nin de ilham aldığı eski Tibet kişilik testini yapacağız beraber. Bölüm Okay. için gerekli olanlar, huzurlu bir ortam, Var. kağıdınız, kaleminiz ve kahveniz. Size 3 ayrı soru soracağım. Bu sorularla ilgili de not almanız gerekecek. Okay. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Size ben yönlendireceğim zaten. Sadece şunu rica ediyorum. Üzerine fazla düşünmeyin ve doğru bulduğunuz, doğru hissettiğiniz şekilde seçin cevaplarınızı. Bu pek mümkün olmuyor. Ben üzerine fazla düşünüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İpek. Burası benim kanalım. Şu an benimle birlikte güzel bir kişilik testi yapmak üzeresiniz. Peki ben bu kişilik testini nereden aldım? Podcast dinleyenleriniz varsa belki 0 kilometre annelik podcast kanalını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız benim ablam alıyor. Kendisi çok güzel podcastleri var. Gerçekten beğenerek dinliyorum. Size de tavsiye ederim. Daha önce başka kişilik testleri de vardı. Bunu bugün birlikte yapmak istiyorum çünkü 2023'ün ilk kişilik testi oluyor. Ve nedense kendime psikolojimi ne durumda olduğumu bir ifşa edesim var. Sebebini ben de bilmiyorum. Hoş bir fikir değil belki. Neler çıkacak altından? Neler çıkacak bakalım ama yani yapacağım. Eğer sizin de benimle birlikte bu testi yapmak gibi bir isteğiniz varsa videoyu burada durdurup kaleminizi, kağıdınızı ve kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Birlikte testi yapabiliriz. Böylece görebilirsiniz hani benimle de karşılaştırılmalı bir şekilde. Ne acaba sizin psikolojiniz ne durumda? Aslında testle ilgili de çok bir bilgim yok. Sadece 3 sorudan oluştuğunu biliyorum çünkü başlığında yazıyor. Diğer bir seçeneğiniz şu olabilir. Kapatırsınız videoyu, gidersiniz bu podcast kanalını açarsınız, tek başınıza testi çözümlersiniz ve sonra gelip ben neler yapmışım diye merak ediyorsanız videoyu izlersiniz. Bu arada eğer videoyu benimle birlikte yapıyorsanız bir önceki kişilik testini de çözmeniz için ben aşağıya o linki de sizin için bırakayım. Gidip oradan dinleyebilirsiniz. Hangi uygulamadan podcast dinliyorsanız bütün podcast'e ulaşabileceğiniz bütün uygulamalarda mevcut bir kanal çünkü. Şimdi biraz heyecanlıyım. Aslında videoyu gördüm ve başladım tam kendi kendime çözecektim. Sonra dedim ki hayır durduruyorsun. Kahveni falan hazırlıyorsun ve bunu izleyicilerinle birlikte çözüyorsun. Hadi bakalım. Hazırım. Öncelikle defterde şöyle boş ve tertemiz bir sayfa açtım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz. Size 5 ayrı hayvan söyleyeceğim. Okay. Bu hayvanların önünüze belirdiğini hayal edin. Okay. Ve bu hayvanları hoşunuza gidecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırın. Herhangi bir mantık çerçevesinde düşünmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz hayvanı istediğiniz sıraya koyun. Şimdi sayıyorum. Okay. İnek, kaplan, koyun, at, domuz. Henüz sıralayamadıysanız lütfen kaydı durdurun ve her hayvana bir numara verin. Ben sıraladım. Birden beşe kadar sıralayın. Şimdi cevaba geçiyorum. Okay. Sıralamasını yaptım. Bir dakika. Sıralamayı yaptım ama size de söyleyeyim. Dedim ya kendimi ifşa edeceğim. Ne gerek varsa. İlki için 5 yazmışım. Sonra 8, 4, 10, 3 galiba 5 dediğim inekti. Öyle hatırlıyorum. 8 dediğim kaplan olması lazım. 4 koyun, 10 at, 3 de domuz olması lazım. Siz neler yazdınız? Kendinize eğer ifşa etmek istiyorsanız aşağıya yorumlara hemen bırakın. Hayvanlar aslında sizin hayatınızla ilgili bazı alanları temsil ediyor. Yani en ön sıraya koyduğunuz hayvan aslında hayatınızda en büyük önceliğe sahip alanı size gösteriyor. En son sıraya koyduğunuzda en az öncelik göstermeyi seçtiğiniz alanı temsil ediyor. İnek. İnek kaçıncı sıraya koyduğunuzu iyi bakın. Çünkü inek kariyeri ve çalışma hayatını simgeliyor. Kaplan. Hayır, geçme. İneğe 5 verdim arkadaşlar. Kariyer ve çalışma hayatım.
O zaman orta seviyede mi oluyor kariyer ve çalışma hayatım? Evet, orta seviyede diyebiliriz. 10 üzerinden 5 vermişim. Evet, aslında doğru. Ben iş olmadan da yaşayabilen, çok büyük bir eksiklik hissetmeyen bir insanım. Ama eğer çalışıyorsam işimi de dört dörtlük yaparım. Orası da ayrı bir şey. Çalıştığım dönemlerde dört dörtlük yapıyordum en azından. Ama galiba hani bazı insanlar işe gitmezlerse bunalıma, depresyona giriyorlar. Öyle bir insan değilim. O kadar benim için önemli bir şey değil. Demek ki doğru. Devam ediyorum. Kaplanı kaçıncı sıraya koydunuz? 8. Kaplan kendinize verdiğiniz değeri sembolize ediyor. Vay be. 8 demişim. Güzel mi acaba? Çok da güzel değil. Keşke 10 vereydim, iyiydi ya. Ya ama bende böyle bir şey var. Ben zaten bunun biraz yanlış olduğunu biliyorum. Sevdiğim başka insanları kendi önüme koyabiliyorum. Galiba bu sebepten dolayı 8 çıktı diye düşünüyorum. Genelde işte ailem, hani bu insanlar oluyor. Hiçbir zaman arkadaşlarımı kendi önüme koymam ama aileme böyle bir zaafım var. Onlar üzülmesin diye kendimin üzüleceği şeyleri yapmıştım çok vardır. Eğer seçmem gerekiyorsa onlardan yana olduğum çok şey vardır. Galiba bu yüzden 8 vermişim. Tamam, yani kendimle ilgili aslında biraz, evet, daha bir bilgi sahibi oldum. Şimdi şu 4 verdiğime bakalım ne diyecek. Koyun Evet, koyun. aşkı veya sevgiyi sembolize ediyor. Kaçıncı sırada Yapma. acaba sizde? Ay, bu benim için çok önemli bir şey. Neden 4 dedim koyun deyince? Önemli de bir şey ya, biliyor musunuz? Buna benim yani 10 falan veriyor olmam gerekirdi. Burada bir tabii arada bir testler yanılabiliyor. Çok da sallamayın. Sizinki de eğer düşük çıktıysa. At aileyi sembolize ediyor. Oh, evet. Ata 10 vermiştim arkadaşlar. Aileyi sembolize ediyormuş. Aslında zaten benim için aile aşk ve sevgi demek. Yani aile dediğimde eşim, işte aşkı, annem, babam, kardeşim, ablam, bunlar hani sevgiyi simgeliyor. Eşimin ailesi. Yani aslında ben 10 aileye verdiğime bakacak olursak, evet, benim için galiba şöyle 4 genel sevgiyi eğer ifade ediyorsa, genel olarak dışarıdan herhangi bir tarafından çok sevilip sevilmemeyi kafasına takmayan bir insanım. Ama aile ve aile sevgisi, aile aşkı olduğu zaman 10, tamam. Güzel. Şu an testi tekrar hak verdim. Dönebiliriz. Ve domuz parayı temsil ediyor. Gerçekten mi? Domuz da en az değer verdiğim, yani 3'te biliyorsunuz söylemiştim. Doğru, evet, bu tarz şeyleri çok kafaya takmayan bir insanım. Olmasa da olurcuyum yani. Devam ediyorum. Kaçıncı sıradaydı hayvanların? Şimdi Son. yapmanız gereken, benim size Evet. birazdan sayacağım isimleri yazmanız. Yazayım hemen. Ve onları yazdıktan sonra sadece tek bir kelime kullanarak tamamlamanız, bir cümle oluşturmanız. Mesela ben size gökyüzü diyeceğim. Siz mavidir, gökyüzü mavidir olarak tamamlayacaksınız bu şekilde. Ben şimdi kelimelerimi sayıyorum. Siz de bunları kağıt üstüne yazıp yanına tek kelimeyle tamamlayın. Kediler, Bir dakika. köpekler, Hayır, bekle. Yazıyorum şu an. Evet, devam. sıçanlar, Sıçanlara ne yazabilirim ki? Hani bunu da iyi bir şey simgeliyor demeyin bana. Çünkü sıçanlara kötü yazdım. kahve ve çay. Kahve ve çay. Kahve demişken. Bir yudum. Kahve ve çay. Evet. Deniz. Ah, Şimdi deniz. kaydı dur. Deniz. Okey. Durup hepsinin kenarını böyle birer kelimeyle tamamlayın lütfen. Bu soruda bahsi geçen hayvan ve cisimlere yaptığınız tanımlamalar bilinçaltı seviyesinde dünyayı nasıl algıladığınızı yansıtır. Hadi ya. Şimdi köpek için kullandığınız sıfat bu kendinizi işaret eder. Kedi için kullandığınız sıfat Köpek için ben her şeydir demiştim. Yani köpekler her şeydir. Güzel olan her şeydir. Bu kendimi nitelendiriyormuş. Kendimi bu kadar beğeniyor muyum ya? Ya ne bileyim, benim köpek deyince aklıma Luna geliyor arkadaşlar. O yüzden Luna benim için hayatımın büyük bir kısmını dolduran bir varlık olduğu için galiba böyle dedim. Yoksa kendimi de o kadar, yani bilmem. Devam edelim. sevdiğiniz ve yakın gördüğünüz kişiyi gösterir.
Evet, kediler tüylüdür ve minnoştur. Tüylüdür ve minnoştur. Evet, minnoş tatlı anlamında. Çünkü kediler genelde öyle bir huzur veren bir minnoşlukları var. Sevdiğim birilerini ifade ediyorsa evet doğru diyebiliriz. Sıçan için kullandığınız sıfat, Kirli. düşmanlarınız veya sevmediğiniz kişileri. Aa, sıçanlara kirlidir dedim. Zaten o evet sevmediğim belli yani. Ama zaten sıçanlara da böyle tatlıdır, şirindir, minnoştur diyen var mı aranızda? Sanmıyorum. Evet, düşmanlarımla ilgili demek ki kirli olduklarını düşünüyorum. Kahve ve çay için kullandığınız sıfat, aşk için hissettiklerinizi gösterir. Aa. Kahve ve çay için sevdiğinle içilir demişim. Yani benim için demek ki bu durumda aşk iki kişilikse güzel olur. Sevgi iki kişilikse yani karşılıklıysa güzel olur demek oluyor. Zaten gerçekten bu tarz şeylerden hani nasıl diyeyim şöyle düşünen bir insanım. Sizi seven, size değer veren insanla birlikte olmak. Yani karşılıklı aşkı bulabilmek diye bir şey düşünürüm. Aşkla ilgili demek ki doğru. Deniz için kullandığınız sıfat ise genel olarak hayatı nasıl gördüğünüzü temsil eder. Özgürlüktür Yani demişim. mesela soruda işte köpek sakindir şeklinde bir cevap verdiyseniz bu tabloya göre kendinizi sakin biri olarak gördüğünüzü gösterir. Ve son. Ben Deniz özgürlüktür demiştim. Evet. Yani benim genel olarak fena çıkmadı ama tabii ki daha sıfatsal şeyler kullanmamız gerekiyormuş. Bunu anladım. Ben biraz cümleleri kafama göre şey yapmışım, doldurmuşum. Son yani üçüncü soruya geçiyoruz. Tibet testinde heyecanlı mısınız? Evet, kendimi tekrar Tarımız. ifşa ediyorum. Bakalım. Sizin için önüne sahip 5 kişi düşünün. Okey, Ve düşünüyorum. birazdan size sayacağım renklerle bu kişileri birebir eşleştirin. Ya. 5 tane insan düşüneceğim önce. O zaman önce insanları yazayım. Sonra renkleri yazayım. Bir dakika. İnsanları yazıyorum. Siz de yazın. Okey. Aslında bunların hepsini aileden yazdım ama hadi hayırlısı. Her bir birey için bir renk seçin. Okey. Bunu kağıt üstünde eşleştirebilirsiniz. Renklerimiz sarı, turuncu, Sarı. Önce bir hepsini dinleyeyim. kırmızı, Sarı, turuncu, beyaz, kırmızı, yeşil. yeşil. Sarı, kırmızı, turuncu, beyaz, yeşil. Sarı, kırmızı, turuncu, beyaz, yeşil. Nasıl eşleştireyim şimdi? Çok da bağdaşmıyor gibi geldi bana bu ya. Bir saniye eşleştiriyorum ama. Sarı, kırmızı, turuncu, yeşil. Tamam. Bu yeşil olsun. Sarı, sarı bu olsun. Kırmızı, turuncu, sarı. Videoyu da durduracağım. Bu biraz uzun sürecek. Kusura bakmayın. Düşünmem lazım. Yok, ben cevaba geçiyorum. Tamam, geç. Bu Hazırım. soruda seçtiğiniz kişilere atadığınız renkler bilinçaltı düzeyinde aslında bu kişileri hangi konuma koyduğunuzu gösteriyor. Yani sarı rengi verdiğiniz kişi sizi belli bir olayla ya da size karşı olan tutumuyla oldukça fazla etkileyen kişi. Kırmızı rengi verdiğiniz kişi gerçekten içten bir şekilde sevdiğiniz kişi. Turuncu rengi verdiğiniz kişi aslında güvenilir olduğunu düşündüğünüz kişi, beyaz rengi verdiğiniz kişi aslında temiz bir ruha sahip olduğunuzu düşündüğünüz ve kendinizi çok yakın hissettiğiniz biri ve son olarak yeşil rengi verdiğiniz kişi ise ömrünüzün sonuna kadar hayatınızda yer alacağını düşündüğünüz kişiymiş. Evet arkadaşlar, Tibet İnanmıyorum. kişilik Bir testi dakika. böyleydi. 3 soruluk mini bir. Bir dakika bekle bekle bekle. Şimdi ben sizi şöyle göstereceğim. Ama gerçekten şaşırdım. Bu kadar doğru olabilir arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Fabio yazmıştım netle. Fabio yeşil yazmıştım. Lütfen netle bir. Ha. Fabio'ya yeşil yazmıştım arkadaşlar. Yani tamam durun şöyle söyleyeyim. Önce Fabio'ya yeşil dedim. Sonra babama sarı, anneme turuncu, ablama kırmızı, kardeşime de beyaz renklerini verdim. Önce sarıdan başlıyorum. Çünkü ilk sarıyı söyledi. Sarı rengi verdiğiniz kişi hayatınızda sizi çok etkileyen bir kişi demiş ki insan tabii ki annesinden babasından büyürken etkileniyor. Ki benim hayatımda yaptığım birçok şey hani babam da böyle yapardı diye yaptığım zamanlar çok oluyor. Babamın kişiliğinden etkilendiğim ve aldığım hatta kopyaladığım diyebiliriz şeyler çok oluyor. Sonra kırmızı rengini verdiğiniz kişi demiş ki ben kırmızıya ablam yani bu sesin sahibini yazmıştım. O da kesinlikle çok fazla sevdiğiniz, saf sevgiyle sevdiğiniz bir kişi demişti yanılmıyorsam şu anda. Sonra beyaz renk temiz ruha sahip olduğunu düşündüğünüz kişi kardeşim.
Beyaz, ona beyaz vermiştim. O yüzden de temiz ruhlu olduğunu düşündüğüm kişi doğru. Sonra turuncu dediğiniz kişi, ki anneme turuncu demiştim. Güvenilir olduğunu düşündüğünüz kişi diyor. Evet, kesinlikle annemle her türlü sırrımı, her türlü sorunumu paylaşabileceğimi düşünürüm her zaman. Ve yeşil, Fabio'ya yeşil vermiştim. Ve biraz da zorlanmışım. Şöyle oldu, ilk yeşili yazdım. Yani bu renkler arasında en zorlanmadığım Fabio'nunki oldu. İlk yeşili ona yazdım. Ve sonraki kalanlarda zorlanmıştım. Ve ona rağmen nokta atışı olmuş. Ömrünüzün sonuna kadar birlikte olacağınızı düşündüğünüz kişi, ömrünüzün sonuna kadar hayatınızda olacağını düşündüğünüz kişi yeşil rengiymiş ki ben ona Fabio yazmışım. Çok sevindim şu anda. Tamam, bence güzel bir testti. Bakalım testi bitirirken ablam neler söylemiş. Ondan sonra... Test. Bu kanal aslında bir ebeveynlik temalı kanal tabii ki. Ama annelerin hayatta böyle kendilerine ufak alanlar açması gerektiğine inandığım için bazı bölümleri birazcık eğlencelik yapıyorum. Bazı bölümlerde dertleşiyoruz. Bazı bölümlerde dizi tavsiyeleri veriyorum. Bu bölümlerin de böyle son günlerde karşıma çıkan kişilik testleriyle ilgili olmasını istedim. Ben kaydederken çok eğlendim. Umarım siz de testi yaparken, yanıtları böyle ben sıralarken mutlu olmuşsunuzdur. Sizi biraz da olsa daha içimizi keşfetmeye yönlendirmiştir. Umarım bu kısacık podcast bölümü hayatınızın 5-10 dakikalık bir kısmına eğlence, neşe, huzur katmıştır. Kahvenizi yudumlarken en azından kulağınızda olmaktan mutlu olurum. Kendinize şefkatle, sevgiyle bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, çok güzel bir podcast'ti. Gerçekten çok da güzel bir testti. Çok eğlendim yaparken. Evet, bazı yerlerde dedim ki bu ben miyim? Bazı yerlerde dedim ki bu kesinlikle benim. Kendinizi keşfetmeye yarayacak bir test olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki kokoloji testini de yapabilirsiniz bu kanaldan yine. Aşağıya link bırakacağım bunun için. Onun dışında annelik kanalı değil sadece aslında burası. Annelerin de çünkü molaları, kendilerine ayırdıkları vakitler oluyor. Az önce söylediği gibi podcast'ı bitirirken hatta dizi önerileri falan bile var. Gerçekten ben bir anne olmamama rağmen çok beğenerek dinlediğim bir podcast kanalı olduğunu size söylemeliyim. Bu arada podcast'lerle ilgili size ilerleyen zamanlarda benim de bir sürprizim olabilir. Bakacağım, belki de size büyük bir bomba patlatacağım. Hadi bakalım siz neler yaptınız bu arada testte? Aşağıya yazabilirsiniz cevaplarınızı. 1, 2 ve 3. sorulan cevapları şu şekildeydi diye. Ben gerçekten çok eğlendim bu testi yaparken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. 2023'ün ilk kişilik testini birlikte yaptık. Hadi bakalım 2023 daha bize neler getirecek. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı bu arada unutmayın. Abone oluyorsunuz, like bırakıyorsunuz. Eğer videoları beğeniyorsanız ve çok 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 kendinize iyi bakıyorsunuz. Bye bye.